Adamın yaptığına bakar mısın? Bir üzerimize saldırmadığı kaldı. Arzu, ödüm koptu resmen. Elim ayağım boşaldı o sırada. Bu adamda öfke kontrolü yok. Bak, gözlerini gördün mü? Yani tabii ben de sinirliydim. Bazı anları kesik kesik hatırlıyorum. Yahu sen bir işletme sahibisin. Terbiyesiz. Özür dilemen gerekirken böyle mafya gibi haller. Ben hiç Ömer'in böyle bir insan olduğunu bilmezdim. Hiç. Hayatım, bu insanlar zaten bu arızalarını saklıyorlar. Bildiğin sinir hastası bu adam. Neyse, sen sakin olmaya çalış. Ay nasıl sakin olayım Feyzacığım yani? Sabah sabah bir dayak yemediğimiz kaldı. Kadın düşmanı bu adam. Ah, kadın düşmanı net. Kompleksli ayrıca. Ayı. Ya Ömer kardeşim, tamam sakin ol artık. Ya tamam Caner, sen de uzatma ya. Ya uzatmak ne demek? Ömer delirdin. Senin başına gelen benim başıma gelse çıldırırdım ben. Olur mu öyle şey? Yapma, gözünü seveyim ya. Biraz ne sakin oluyor? Ol. Hı? Sen mi geldin? Gel. Bir şey mi oldu? Yok bir şey ya. Nasıl yok bir şey ya? Nasıl yok bir şey? Arzu geldi, Ömer'e saldırdı. Ne? Caner. Kusura bakma kardeşim, ben de çok gerildim ya. Bir dakika, ne demek saldırdı? Ya önemli bir şey değil. Küçük bir tartışma yaşandı, o kadar. Küçük mü? Ya bildiğin meydan muharebesi yaşandı burada. Ama benim asil kardeşim o kadının hakaretlerine hiç cevap vermedi. Arzu Ömer'e hakaret mi etti? Tabii. Ne aşağılıklığı kaldı, ne ayılığı, ne terbiyesizliği. Aman ağzı da ne bozukmuş onun be. Ömer, doğru mu bunlar? Yani ben hiç onu duymadım ama. Duymaz tabii. Nasıl duysun? Duyamaz. Tansiyon olmuş 20, kulaklar tıkanmış, bir ara hık hık diyecek gidecek zannettim. Ayrıca giderken senin hakkında da bir şeyler söyledim de neyse, şimdi konuşmayayım ben. Arzu'ya bak sen. Nereden buluyor bu cesaret acaba? Ya tamam boş ver, uzatma. Geçti gitti artık. Öyle geçip gidemez Ömer. Arzu bana böyle bir şey yapamaz. Sana yapılmış olan bana da yapılmış sayılır. Ne yapıyorsun Fumru? Ağzının payını vereceğim. Ya saçmalama, gözünü seveyim. Ömer karışma. Ay Kumru arıyor. Neyse ben onu sonra ararım. Ay adama bak ya. Sabah sabah bütün sinirlerimi hoplattı, ruh hastası. Ben de çok şaşırdım vallahi. Bir de ben onu kibar bir insan biliyordum. Neler dedi öyle? Terbiyesiz. Hayatımda gördüğüm en kaba adam. Yani en ama. İşlem tamam. Kumru Arzu'yu haşlamak için arıyor. Sen de harekete geç. Bir de bir şey söyleyeceğim. Kumru buna nasıl arkadaşlık ediyor? Sanırım bir de bir yakınlaşma durumu varmış. Hayır yani Çağatay'dan sonra bir de Ömer. Kumru da bir tuhaf, bilemedim. Al benden de o kadar. Ama yani ben konuşacağım. Asla sessiz kalamam. Hayatım tabii ki. Sen haklısın, zaten konuş. Neyse bugün artık daha fazla sinirimizi bozmayalım. İşimizin başına dönelim. Öğlen görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Evet. Ender Hanım, Arzu Hanım şirkete geldi. Okey. Ahtan, müsait misin? Evet, ne oldu? Finans bölümüne gelebilir misin benimle? Sana göstermek istediğim bir şey var. Bir sorun mu var? Bir şeyden emin olamadım. Senin de görmeni istiyorum. Efendim Kumru? Ah nihayet. Ben Ömer benim için önemli diyorum ve sen onu çocuk gibi azarlıyor musun? Ha bir de beni sana şikayet mi etti? İğrenç bir adam bu. Arzu saçma sapan konuşma ve kendine gel. Ömer benim hayatımdaysa sen ona saygı duyacaksın. Güldürme beni Kumrucuğum. Hayatındaymış. Çağatay'a inat olsun diye yapıyorsun işte. Sen babamdan mı alıyorsun bu cesareti? Karşında kim olduğunu unutma. Unutmuyorum ama sen benim arkadaşımsın ve arkadaşımın iyiliğini istiyorum. Böyle mi istiyorsun iyiliğimi? Kumru, sen benim ne demek istediğimi hiçbir zaman anlamıyorsun. Ne oluyor? Bilmiyorum ki. Yani Kumru mu burada acaba, onun sesine benzettim. Senin Ömer'le alıp veremediğini söylesene bana. Ömer ayının teki. Yani sen bir bak bakalım, yanına yakışıyor mu hiç? Sen Çağatay gibi biriyle birlikteyken şu an senin Ömer'e selam bile vermemen lazım. Sen bu adamla takılıyorsun. Arzu ne diyorsun sen?
Doğan? Ne oluyor burada? Arzu'ya sor babacığım. Bunu kapat telefonu. Ben kızımı Çağatay denen heriften kurtarmaya çalışayım. Sen onu öv, öyle mi? Doğan, hayır öyle değil. Arzu, bu konuda seni uyardım ben. Kızımı cesaretlendirme dedim. Cesaretlendirmiyorum. İnan burada konuşan Çağatay değil. Sen bizim aile meselelerine fazla karışmaya başladın. Doğan, yapma, haksızlık ediyorsun. Arzu, bugün izinlisin. Evine git, dinlen. Kusura bakma, acil bir şey çıktı, seni yalnız bıraktım. İyi misin? Gayet iyiyim. Arzu'ya haddini bildirdim. Hay Allah ya. Benim yüzümden neler yaşandı öyle? Ömer, kimse senin hakkında kötü konuşamaz. Hele bana hiç konuşamaz. Herkes haddini bilsin canım. Tamam, sen de sinirlenme. Ya bir yemekten konu nerelere geldi, aklım almıyor. Ben bunu aldım burada. Başka bir yere gidelim mi? Tamam, nasıl istersen. Hadi. Siz nereden çıktınız? Kumru Hanım, yeni bir aşk diyebilir miyiz? Arkadaşlar, daha çok yeniyiz. Ama evet, birlikteyiz ve çok mutluyuz.